Bunun 3-4 günde aslında alışması lazım bunun ya. Sushi'ye mi yoksa şey mi yapıyor yani, kovalaya mı? Başka bir şey mi yapıyor? Oraya kovalaya. İkisi de kovalaya herhalde. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ramazan abinin hayvanlarına bakmaya geldim. Geçen günü buraya elektrik tel çektim. Hayvanlar buradaki otu otlasınlar diye. Çünkü Ramazan abi buraya sürecek. İşte buraya mısır vesaire bir şeyler ekiyorlar da. Dedim ki hayvanları dedim sokalım buraya dedim. Tel dedim çekelim hızlıca. Ondan sonra dedim hayvanları yani burada ot biçme derdi olmasın dedim. Biraz dedim bir hafta 10 gün zaten buraya otu falan bırakmazlar. Şu Ramazan abinin yaklaşık olarak 2 ay önce veya 3 ay önce aldığı inek. Bunu 52 bin TL'ye aldı arkadaşlar bu ineği. Şöyle yakından biraz daha göstermeye çalışayım. Benim Ramazan abiden alıp da tekrar Ramazan abiye vermiş olduğum düveyi Ramazan abi bu 6 aylık gebe inekle takas yapmış arkadaşlar. Üstüne de 30 bin TL para vermiş. Sizce nasıl? Düveyi buraya ilk saldığım zaman telefonla bir görüntü çekmiştim. Onu da buraya bir yere koyarım. Yani maşallah düve gerçekten 5 aydan beri falan buradaydı. Yani bende 6 ay kalmıştı o düve. Gerçekten Fatma yenge de ona güzel bakmış yani. Cidden güzel bakmış hayvana. Hayvan bayağı bir cüsselenmiş yani. Muhtemelen uçak aksi olduğu için muhtemelen o kurbanlığa gidebilir arkadaşlar. Çünkü o hayvanla yani zapt etmek gerçekten sıkıntıydı. Ki görüntüyü de göreceksiniz. Resmen tarlayı süre süre öyle bir koştu çıktı ki ben çıkardım o gün. Çıkarırken ben bile korktum yani. İyi bir şey vardı. O hayvan 5 ay geçmesine rağmen bu elektrik telini unutmamış arkadaşlar. Diğer iki hayvan tabii ki ilk başta çarpıldılar. Bir kere bile çarpılmadı. Bakın telin şurası sarkmış. Hem buna bakacağım birazdan da. Şu da bizim kurbanlık için getirdiğimiz hayvanlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu da kurbanlık için. İki kurbanlıkla bir tane buzağı getirmiştim. O hayvanın durumunu da sizlerle paylaşayım. Tabi bu şimdi kurbanlık olacak mı olmayacak mı? Ramazan abi bunu gebe olma ihtimali var dedim ama bilmiyorum ki. Sence gebe mi abi bu? Öyle bir ihtimal var dedi o. Yok, bunun olabilir de olmayabilir de tam bir şey bilemiyoruz yani. Acaba benim aldığım buzağı bunun yavrusu muydu? Diğerinin yavrusu muydu? Biz şimdi onu da bilmiyoruz. Tabi yavrusunu almak kolay. Anasını da aldın değil mi? Hayır. Onun yavrusuysa bu gebe değildi. O anlamda söylüyorum. Ha. Yani eğer o... Tabi yavrusunu aldıysa gebe değildi. Bir tane buzağı geldi ya başına. Ha. Bu buzağı diğer ineğim miydi? Bu ineğim miydi? Ha, tip olarak buna benziyor. Bu kara. Ceresi gibi mi öyle yani hani? Aynı bunun gibi abi. Onun gibiyse bunun o zaman. Buna benziyor. Hatta o gün de bunun peşini bırakmıyordu. Buzlacı değil bu. Şimdi o hayvan da herhalde bir 4 aylık falan var galiba o. He. O benim aldığım buza. Tamam. O zaman bunun gebe olma ihtimali yok. Ben yok. Oradan bir hesap yok. Kurdum yani. O zaman bu kurbanlık olacak gebe değilse. Aynen. Zaten bunu kurbanlıktaya götürdük. Bu ben götürdüm. Sence bu kaç hisse çek abi? Abi şimdi şu anda 3 hisse. 3 hisse değil mi? He. Şu anda 3 hisse ancak. Zaten bunu da uygun aldık abi biz. Hmm. Bu paraya böyle. Tamam yani kurbana kadar 4 hisse yapabilecek yapacağız. Vallahi Ramazan abi dedi ki yani 40, evde fark etmez de. 40 bin liraya hayvan buldu o vadede. He. O da böyle işte tek olsa alamıyorsun. He. Bir diğerini aldık, onu aldık, buzağı aldık. Yani birbirinden şey olarak da i̇şte, avantaj olarak da şey topla aldığımız için arkadaş dedi ki ya ben bu parayı aldım dedi. Üçünü de 105'e aldım dedi. Evet uyguna geldi diyorsun. Aldım parayı hesap vereceğim dedi. İşte de kar etmeyeceğim dedi. Sağ olsun evet. Buraya kadar da getirdi. Tamam. Bir tane de Adem abi şey getirdik ya. 8 aylık buzlacı inek götürdük simental. He. O zaman onu kaç aldık biz? 120'ye aldık onu da. Evet. Onu da 120'ye almıştık. İyi daha kurbana 1,5 aydan fazla var. Var. 2 ay var ha tabii. 2 ay var yani. 2 ay aynen. Bu. Yani bir hisse daha doldurabilir yani. Ya Mazan abi o zaman şey dedi ya 2 hisselik 3 hisselik çekse yeter dedi yani 2-3 evet, hisse. Işte o fiyata da böyle anca abi şimdi belki şu an bu fiyata bulamazsın. Şu anda şunu 60-70 tane alamazsın. Yok şu an alamazsın abi. Şu an çıktı abi. Evet. Çıktı yani piyasa. Alamazsın. Yani 60 belki olmasa bile 50... 50 belki bulabilirsin. 50-55'e bulabilirsin. 50-55 arası bulabilirsin belki. Ya, 60 olmasa da 50. Yok 60 da bu etmez abi. Etmez. Yani bunu edecede. Adamlar ettiriyorlar. Ya ettiren yani, ayrı. Şimdi ona bir şey diyemem. Bulabilirsen yeri bulamazsan deri de. Öyle. Aynen öyle. Şimdi şu anda sana adam bunu 70-75'e de satar tacirler yani burada. Ya abi esnafın işi o. Ya, onun işi o. Adam karsız satar mı? Ha. Adamın işi o. Ama topalarıya git kafana göre bulabiliyorsun. Uygun yani. Orası da esnaf. Evet. Orası da esnaf abi. Orada evet. Yani ha kurbana yakın ve tek tük insanlar geliyor. Aynen. Ben de kaç aydan beri gitmedim de. Nasıl hayvan? Maşallah hayvanı. Hayvan da güzel ha. Oo çok güzel. Bu da esnaftan geldi arkadaşlar. Esnaftan gelen öyle. Yani bunu da Ramazan abi tacirden aldı. Hollanda işesi bu.
Hollanda ineği. Bunun cinsi ne ki ya? Evet, Simmental de. Simmental Hollanda tipi. Hollanda tipi. Evet, Hollanda. Bir şeysiz sülale öyle. 6 aylık yapıyordu dedi galiba Ramazan 6 abi. 6 aylık dedi. 6-6 buçuk falan dedi. Sence 130'a gelmiş oluyor. O zaman düvey 100'e saydılar onlar onu. Düvey 100'e saydılar. Buna da 30 üstemedi yani. 30 üstemedi. Ama işin şu anda işe olamazsın yani. Zaten ben bunu Mehmet abiye sordum da var 135 dedi. Zaten 135 dedi. Tabii. Takassuz satış fiyatı. Ha, pazarlığına zaten 130 demek oran aşağıda inmemiş yani. Tabii tabii inmedi. Biraz daha inseymiş iyiymiş de. İyiydin ama işte adam inmiyor ya. Esnaf. O da para kazanacak abi, adamın işi o. Buraya neye gideceğiz gene, mısır mı? Buraya mısıra gideceğiz. Mısır. Buraya yan taraflar hep sürmüşler. Evet, yandı mısır. Burası da mısır olacak. Evet. Burası sizin değil ama. Yok, orası komşunun. Mısır ekecekler değil mi? Mısır. Bir ara burada yonca vardı sanki. Yonca vardı. 3-4 sene yonca aldı adam. Ondan sonra yonca bitmeyince böyle şey yaptı. Mısıra geç. Sılaj yapacak o zaman. Sizler mısır yapacak. Sılaj için uygun zaten arazi ya. Tabii bizim domuz kardeş de buraya gelmezse bu arkadaş olup. Geçen sene teli çektikten sonra gelmedi. Domuz gelebildi mi içeri? Gelemedi. Demek ki ben bir şey biliyormuşum değil mi? Onu gene şu anda şöyle telekleriz gene şurada ben. Bunu yok, ben sana bir krafta çek vereceğim buna. Ya buradan değil de buna daha buraya da gelmesin. Yanına komşuya da mı çek diyorsun? Ne, buranın da aynı şeyden çekmiyorsun. O zaman komşuya söyle abi sen, telleri o çeksin, ben geri kalanını hallediyorum. Evet. Bak. Uyanık uyku yapma, git yukarı. Uyanık uyku yapma, ben sana verdim oranı, dıngıl. Dıngıl. Abi, dıngıl da bakayım abi. Çok uyanık uyku. Kapıya gibi geliyor bu. Ben bunu yukarı alayım. Gel. Maşallah. Ama o maşallah var ya. 6 ay, 3 ay sana yavrusu var. Evet. Nasip olsa. Bak sana söyleyeyim, bunu 2-3 ay sonra 200 lira bulamazsın. Vallahi abi her geçen gün, yani piyasa bugünden yarın arası tutmuyor ki. Bugün aynen. Farklı fiyat oluyor, yarın farklı fiyat oluyor. Artık şey şu anda piyasa... Çok karışık. Serbest yani şey. Çok karışık abi. Her şey serbest olduğundan şey olmuyor yani. Hadi kızım bak yukarı yemeğim var hadi. O yem ne yemeği Abidin abi, ne var onun içinde? Bu ne yeme? Bu şeyden alma. Hazır yem mi? Ya hazır yem. Ya besi mi süt mü ne? Besi. Besi. Evet, soğanlar ekilmiş. Şuraya patates ekecekler. Hadi kızım bak şuraya, yemin şuraya hadi. Seni yeme götürmeye çalışayım hadi. Hadi kızım. Oraya yemeyim mi hadi. Hadi. Yok, o şimdi bulacak yemi. Yanından geçti. Bir tanesi buldu. Tamam, bir büyük olan buldu. Diğeri gidiyor abi. Bayağı da ot var ya. Geçen sene biz burada Ferhat'la çift sürmüştük. Otu biçmemiştik. İnanılmaz zorlanmıştık. O fiyat 415'le. Bir şekilde de Ferhat öyle ya da böyle sürdüydü. Pırasa mı ekmişler buraya, soğan? Bezelye var değil mi burada abi? Ya tamam, buraya şey dur bak. 73 yaşından sonra hayvana bakmaya başlamıştı adamı. Sen mi? Tabii. Sen yaşın kaç? 34 benim yaşım. 34 mü? Tamam. Sen daha gençsin ya. Evet. Hala. Çarpıldı elektriğe de Ramazan abiden korktu. Gel kızım gel. Gel korkma. Gel. Sana yem vermeye çalışıyorum gel. Gel kızım gel. Gel. Neyse şuraya koyayım da artık buran bulsun yesin. Şuraya bir tane çıta koyacağım. Bir tanesi orada esnemiş veya teli gerdireceğim. Ha kovalay la onu ya. Sen orada 2 dakika daha bekle be. Bak geldi kaçma bak arkana dön. Bir de uyanık kümle geçiniyorsun. Ramazan abi 2 dakika bağ elektriği kesiyor da şu teli havaya kaldırayım. Hani 34 yaşındaydın ya. Tabii iyi olmaz mı? 70 yaşından sonra ineğe bakarsın. 34 yaşındaydın. Yer yaş. Geceleri saymıyorum gerçi de. Geceleri saymıyor musun? Geceleri saymıyorum. Ne sayayım geceleri? 34 yaşındayım ben ya. 70 yaşındaydın diyorsun. Bir 34 diyorsun. Ya geldim ben ha. Abi sen niye buzağa
Anasına salmıyorsun da. Ha, hep taşıdın. Gitti. 1 kilo gitti abi. Eyvah eyvah. Şabın abi sen acem adam mı değilsin? Sen böyle şeyler yapmazdın ya. Ya ne bileyim ben görmemiş maşallah. Karanlık olunca gözlem görmüyor. Ne yapıyor ya? Yaşlandığımı kabul ediyorum diyorsun artık değil mi? Evet yaşlandım. Anasını nereye salmıyorsun? He? Anasını nereye salmıyorsun? Zoy? Anasını salmıyorum artık. Neden? Böyle veriyor. Hadi yıkla. Hadi yıkla. Niye? Niye? Yani anasına neyse memesine mi zarar veriyor? Dur bakayım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, çıldırıyor, çıldırıyor. Ha, ha. Ağza bak, ağza, ağza bak. Ne lan? Kafaya kaldı. Kafaya kaldı. Vallahi hortumla ya. Maşallah, maşallah. 500 yuvarda su bitiyor ya. Memesine zarar mı veriyor abi? Ha? Memesine mi zarar veriyor? Hayvan artık bak. Hayvan vurdu ki hop hop içerdi ya. Ha. Ben gelin bak, ondan alacağı sütü, alacağı sütü veriyor. 5 kilo süt alıyor bence. Yani 2,5-2,5 mu? Sabah 2,5, akşam 2. Yok. Şimdi şöyle şöyle kadar gelin, süt alan süt de vereceğim ona. Ya bir verişten 5 kilo veriyorsun. Tabii ya. Bir de akşam veriyorsun. Sabah akşam. 10 kilo süt içiyor bu. Tabii hesabı 10 kilo süt de aile hesabı kaç şey yiyor. 10 kilo süt. 12,5 lira mı şu süt? He. 12,5 lira. 10 kilo süt ne yapar? 100. 125 lira yapar. Ayda ne yapar? 10 günde ne yapar? 3,5 milyar falan para yapar ya. Ya. Abo. Ne diyor ki? Bu da şu fiyat. Ama buzağı da güzel ola ha. Süt veren. 3 ayda hesap edeceğim Muhammed. Gidiyorsun de. Bayağı para iyi ya. Ha. Ay tamam da bitti lan. Evet tamam da oldu. Adam bu adam. Tek kaldın değil mi bura? Arkadaşım ben aldım. Tek kaldın. Şaban abi otla niye otu? Basana otum ya. Alev uzun basında. Şey normal ot değil mi? Aha. Bayağı da doldurmuş ya. Bayağı da bitmiş. Kızım. Evet arkadaşlar. Normalde ben bu köpeği İstanbul'dan getirttirdim de. Bu normalde bana gelmişti bu köpek. Ama maalesef benim köpekler alıştıramadık arkadaşlar. Bir çıkardık. Bunu tekrardan arabaya koymak zorunda kaldık. Normalde arkadaş bunu benim için getirdi. Ama alamadık işte ya. Benim köpekler bunu işte öldürecek diye alamadık yani. Biraz da bu zayıflamış. Geldiğinde böyle değildi bu ya. Bayağı bir zayıflamış. Bu eğitimliymiş bu arada. Yani bir özel bir barınaktan gelmiş bu. Eğitimli. O yüzden buraya getirmek zorunda kaldık hayvanı. Ama zayıflamış. Gel. Süt bekle abla süt. Kediler süt bekliyor. Sen sütleri ya buzağa ya da kediler hep götürüyor Şaban abi. Kaç kilo sütüyüm abi? Ayıptır sorması. İnek kaç kilo süt veriyor? Ha? İkisi de savuluyor mu bunların? Kaç kilo süt veriyorlar bunlar? Ya sen evin sütüyle ne karışıyorsun ya? Ben karışmıyorum canım. Tarlada hep sütünü döküyor. Döktüğünü görüyorum ondan soruyorum. Hayvanın memelerine her süt alıyor. 8 kilo süt veriyor ikisine. Sabah 7-8 yasa akşam dahil mi? Akşam da başla hariç. Ha 7 kilo sabah 7 kilo da akşam yani. İyi. Ama bu hayvan tarlada işte sürekli böyle sütünü boşaltıyor. Gel. Gel bakalım buraya. Gel. Bende süt yok. Dile bak dile. Tamam bitti. Bitti. Çıldırıyor vallahi süt için. Sabah 5 akşam 5 kilo.
Bunlardan bir de su versek. Su içiyor mu? E sen ötekilere su vermem diyordun abi. Abi buna veriyorsun artık. Adem bir açam abi su durun. Çünkü sen vermiyordun, ben öyle biliyorum yani. Anasını emerken vermedim. Hiçbir şey vermedim. Ha, öyle dedin aynen. İyi, bu suya güzel alışmış. Hiç hayvan mesela süt emdiği zaman hiç mi suya ihtiyacı duymuyor acaba bir hayvan yani? Sen hiç vermem diyorsun ya. Sütle, sütse bir şey kesi hayvanın. Ha, sizden sütün içinde su şeysi tabii oluyor. Su yerine gidiyor. Bu yeterli oluyor diyorsun. Tabii. Ama bak ilk defa bir hayvanı seni sularken görüyorum buzağa. Bir buçuk ay mı oldu şu hormon ben? Bir buçuk ay oldu mu bu? Ne? Bir buçuk ay oldu mu? Ramazan'ın birinci doğdu. Hesap etsin. O kadar hesap edemem ben ya. Ramazan geçerli ne kadar oldu bayram için? Bir ay bir hafta oldu mu? 10 gün. Oldu. Ha, tamam işte. 30-40 gün işte. Abi. Yemeyeyim mi abi? Yemeyeyim abi. Geçen zorla veriyordun. Yine veriyorum. Şimdi süt içiyor ya. Şimdi sen... Karnı pıstık oldu. Sen süt içeceğim de. Şimdi tekrar yem verecek misin şimdi? He? Yem verecek misin? Yem var mı? İçin. Yemeğe de sen geçen zorla veriyordun ya. Ağzına da tıkıyordun. Yine veriyorum abi. Tamam. Biraz ver bakayım, yiyecek mi? Yem. Gel sahibin var ha. Geçen de aynı böyle zorla yem bitirirsin hayvana ya. Otla valla. Gülay! Yarısı yere gitti. Yemeyeceğim de direniyor hayvan ya. Ya olacak, yiyecek falan. Ot yiyor mu Şaban abi? Ha? Ot yiyor mu? Ot yiyor, az yiyor şu anda. Az yiyor değil mi? Ben doyuyorum bunda da, bunu var. Bak sen. Lan şiş ya. Tabii kan doyduğu için fazla yemez. Ama Adem değil ki bak. Amca de bir hafta de ya. İki gün de ya, iki gün. İki gün de aç bıraktı ya. İki gün aç mı bıraktı ya? Ha. Buzağıyor. Ha, bir aşağıda var vermedi ya. He. Bak o zaman hiç yemeyeceğim. Kutu kutu yemeyeyim, yemeyeyim ben de. Aslında denenebilir. Denemekten bir zarar çıkar mı? İki gün aç kalsa bir şey olmaz. İki gün daha değildi. Bir gün ya. Bir gün yeterli değil mi Şaban abi? Sabah akşam dönmeyeceğim. Ben de canımı rahatak be. Senin burası bitti galiba işin. Ha? Süt sağma işi bitti galiba senin. Aha. Kaç sefer de götürdün botları? Bunlar yükle geldi. 400 son bostanlar geldi. Bu sefer Ali Okunor'dan geldi. Patpat'la mı götürdün? Neyle götürdün? Ali Okunor'dan. Patpat'la götürdün. Doka doka iyi, doka doka. Kolayına toplanıyor sanki onlar. Bak 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 şuna bak, dil atıyor. Bu her şey süt zannediyor galiba. Tam işte ya. Dilini çıkar edeyim, her şey süt zannediyor galiba. Kaç. Kaç. Baba diye kurbanı değişmiş mi? Bakayım abi. Gerçi ben her gün gördüğüm için. Oo, karnı şiş ha bunun. Ot. Bak sizin oradaki ot. Karnı kabartma. O yok oluyor. Ama ben oradaki otla. Bak. Dur be. Yabani otla ama. Demek ki yabani ot daha yaraşlı mı oluyor acaba? O sert ya. O sert. Arkası biraz toplamış gibi abi. Ön taraf sanki yok. Ön taraf sanki daha iyi toplamış Şaban abi. Aha, toparla orada gelir. Daha 2 ay var kurbana. 2 aya kadar bayağı adam olur bu. Hadi. Hadi iyi geceler size. Afiyet olsun. Sen burada dur bana. Ben kalırım ya, sıkıntı yok. Çay versen bana, ben kalırım buraya. Gel buraya. Gel buraya.